Evet efendim, kripto parada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Perihan Tantu ve sevgili Beslen Aslı bizlerle. Beste, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Bugün bizim için, TL varlıkları için önemli bir gün. Biliyorsun, Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Hemen sana da sorayım, sen ne bekliyorsun Beste? Yani şimdi tabii bizim, ben artık bir kripto para analist olduğum için beklenti oluşturmam çok da doğru değil. Hani bu işi diğer arkadaşlar... Yine de bekliyorum ama bir şeyler diyorsun. Yani şimdi ortalama fondan faizi %15'lere giderken tabii %10.25'lik bir politika faizi var. Dolayısıyla şunu söylemek gerekir. Benim kendi düşünceme şöyle empoze edebilirim. Eğer ki Merkez Bankası şu anki ağırlıklı ortalama fonlama faizinin aşağısında kalıcı bir tabii ki de faiz artırımı yaparsa bu yine şu şekilde algılanabilir. Yani Merkez Bankası bu hani, faiz artırımına giderken bu kadar cesur davranmıyor. Yani ya da göstergeye en azından yaklaşamıyor. Kullandığı faize yaklaşamıyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki toplantılarla bir kapı aralığı bırakır. Yani merkezine faiz artıramayacak bir şekilde. Dolayısıyla bu işin Türk lirası tabii kısmıyla bizi ilgilendirecek. O yüzden kuru dolar, ilgilendirecek. Bu da özellikle Bitcoin, işte TL. Bitcoin TL'yi ilgilendirecek. Öyle. Kripto paraların TL cinsi, TL karşılıklarını tabii ki de oldukça etkileyecek. Şimdi kripto paralarda özellikle Bitcoin tarafında işlem yapanların keyfi yerinde. Ne dersin? Daha da keyiflenecekler mi? Birazdan grafiğimize de bakıyor olacağız. Tabii ki bakacağımız şey Bitcoin'e tarihi rekor kırılacak mı, kırılmayacak mı? Bunu konuşacağız. An itibariyle bakıyorum 17 bin doların üzerinde 18 bin dolara yakın seyrediyor Bitcoin fiyatları. Ama istersen bugün bizim 4 grafiğimiz var. Öncelikle istersen TradeHuddle'la başlayalım. Birazdan Bitcoin'in grafiğini de inceliyor olacağız seninle. Tabii şöyle biraz bunun üzerine konuşalım. Şimdi tabii 20 bin dolar Bitcoin'deki bizim tarihi rekorumuz. Şimdi tabii bir anda Bitcoin 18.600 dolarlara kadar çıktı Perihan ve baktığımız zaman da insanlar acaba biz bu treni kaçırıyor muyuz? Bu trene yakalamamız gerekiyor şeklinde FOMO dediğimiz fobiden aklımıza gelsin. Bu fırsatı kaçırma korkusu içerisine girdiler. Ve 18 bin dolara giderken de bir anda zaten benim son bir haftadır telefonlarım susmuyor. Onu da söylemek istiyorum. Aramayan akrabalarım aramaya başladı diyormuşum. Beste, ne diyorsun? Kenarda biraz gram altından bozdurduğumuz paralar var. Bitcoin alınır mı, satılır mı? Bitcoin trenini kaçırdık. Altcoin mi alsak, ne alsak, ne satsak diye sorular geliyor tabii, değil mi? Dolayısıyla öncelikle teessüf ederim benim bu zamanlarda aradıkları için. İkinci olarak aslında çok güzel bir konuya değindin. Ben izin olursa biraz altın konusuna girmek istiyorum bugün. Tabii lütfen. Onların içerisinde değildi ama şunu söyleyeyim. Şimdi Amerika'daki para arzı gittikçe artıyor. Ama altının bu para arzına olan tepkisinin yeteri kadar gelmediği araştırması yapmışlar. Dolayısıyla, yok zaten fiyatlar da bu araştırmaya karşılık veriyor. Kesinlikle. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela bizim her sabah yapmış olduğumuz kripto Zoom yayınlarımız var. SPDR altın fonları, iShares altın fonlarından hem future opsiyon çıkışları hem de tonaj ton bakımından fiziki altın çıkışı söz konusu. Diğer tarafta New York Stock Exchange'de takip ettiğimiz altın madencileri endeksi aşağı doğru geliyor. Altın gümüş paritesi gümüş tarafından oluşabilecek bir düzeltmeye işaret ederken altının da bundan kaçabileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla işler altın bazında olumsuz giderken altından çıkacak bu fonun nereye gideceği merak konusu. Ve bakıldığı zaman da altının sene başındaki getirisiyle Bitcoin'in getirisi Bitcoin altını 5'e katlamış durumda. Durum böyle olunca hem para arzı artıyor hem de altın tarafından güvenli liman talebi de biraz azaldı aşı haberlerinin verisinde. O yüzden insanlar şu anda altından çıkıp bir rotasyon değişikliğine gidiyor ve Bitcoin'e yöneliyor. Şimdi tabii ki de eski nesil diyor ki ya biz altını elimize tutuyoruz fiziki olaraktan bahsediyor. Oh ne güzel sarı sarı. Ama kim alıyor artık yani Beste? Herkes online olarak bankada tuşa basıyor. Online altın alıp online satıyor. Yani tabii. Bu Ayşe teyze, Fatma teyze yastığın altında gram altın ya da çeyrek altın biriktirenleri ya da işte koluna bilezik takanları kastetmiyorum ama yatırım amaçlı alsat yapanlar da eline altını almıyorlar ki. Belki de en azından hani bunun böyle bir sarı bir külçe olduğunu bildikleri için o beyinlerdeki o bilgi belki de güven veriyor. Ama şunu söylemek gerekirse yani artık bu işin altında çok büyük kurumsal firmalar var. Geçen yayınımızda bile Citibank'ın 318 bin dolara gideceği şeklinde bir raporunu biz burada konuştuk. Artı dünya çapında Türkiye'de şu anda olmasa bile 346 milyon kullanıcısı bulunan PayPal'ın bu işe girdiğini biliyoruz.
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'in yatırımlarına 29 milyon Bitcoin olarak başladığını ve bir ay içerisinde bunu 50 milyon dolara çıkardığını da biliyoruz. Dolayısıyla çok büyük kurumsal şirketler var. Yani bir yandan biz, evet senin söylediğin doğru, bankada alıp sattığımız, görmediğimiz o altın fonları bir yandan da başka bir güven unsuru olarak bu kadar kurumsal firmanın da giriyor oluşu da belki bir güven empoze edebilir. İlker Bey de der ki, Perihan Hanım, Beste Hanım'a sorar mısınız? Bir bitcoin bir kilo altın edecek mi gelecekte? Yani tabii şimdi bu bir kilo iddialı. Bir kilo demir fiyatına benzemiyor ama yani şunu söyleyeyim, altının onsuyla zaten şu anki bitcoin hani kilo bazında karşılaştıramayız ki zaten yani ölçtüğümüz tarttığımız bir şey değil. Hani bir tane olarak gidiyoruz. Dolayısıyla çok manalı soru gibi gelmedi bana. Ama yani bu biraz şey gibi geldi. İlkokulda bir kilo pamuk, bir kilo demir sorusu hangisi daha ağır gibi. Bir bitcoin bir kilo altın eder mi der aslında. Adet olarak soruyor. Tabii değerli izleyenimiz. Şimdi tabii ki bitcoin'i birazdan bakacağız. Mesela bir soru daha var. Ethereum ne zaman ben buradayım diye kendini gösterecek diye. Ethereum konusundaki fikirlerini de soruyorlar ama Ethereum grafiğimiz de var. İstersen bir girizgah yaparız ama Ethereum grafiği üzerinde konuşuruz tabii, istersen. İstersen Ethereum grafiğiyle başlayabiliriz. O zaman Ethereum grafiğiyle başlayalım madem. Hazır Ethereum sorusu da geldi. Bir Ethereum grafiğimizi alalım ekranlara. Ethereum için ne söylemek istersin? Gelen sorular istinaden. Yok, bu Bitcoin. Ethereum grafiğimizi rica edeceğim. Evet, tam olarak bu. Sağ olsun yönetmenimiz. Şöyle geçmek isterim ben. Şimdi Ethereum'da önceki gece bir hareketlilik olabileceğinden bahsetmiştik. Tam olarak zaten şuradaki hareketliliği gördük. Ama bir anda piyasaya hem global endekslere hem de tüm kripto para piyasasına gelen çok sert bir satış oldu. Ve sert bir satışla birlikte Ethereum anlık olarak 455 dolara kadar gevşedi. Şimdi ise 1 Aralık tarihini bekliyoruz. Hatta Ethereum Vakfı'nın kurucusu Vitalik Buterin de dün bir açıklama yaptı. Dedi ki benim bu 2.0 güncellemesine geçebilmem için gerekli olan denek sayısının veyahut da gerekli olan Ethereum sayısının %20'sine ulaştık. Bu iyi bir rakam. Dolayısıyla ben 1 Aralık'a yetişeceğini düşünüyorum dedim. Başka bir kurum ise hatta Şükran Günü'ne yetişeceğinden bahsetti. 25 Kasım tarihine lansmanında yapılacağı şeklinde bir haber duyurdu. Ama bu garanti bir haber değil. Biz Vitalik'in söylediğine bakıyoruz. Çünkü kendisi zaten Ethereum'un kurucusu. O yüzden 1 Aralık tarihini üstüne basa basa söyledi ve 1 Aralık'a yetişecek dedi. Yetişirse yani biz şu anda 473 dolar olan fiyatlara ilgilenmeyiz. Hatta 500 dolarlara dahi bakmayız. Yani eğer 1 Aralık'a bu iş yetişirse biz 500'ün üzerine ne kadar koyarız diye bakarız. Hı hı. Ki aslında sorduğu soru da aslında o. Ne zaman ben buradayım diyecek. Yani ne zaman 600-700 dolarlara çıkacak. Şöyle de bir kısa vadede bakmak isteriz. Kısa vadede oluşan yükseliş kanalımız. Bu aynı zamanda haftalık grafikte de olduğu için şimdilik onu almadım. Kısa vadeden gidelim dedim. Gün itibariyle aşağıda 460-465, yukarıda 490 bandı arasında gidip gelmeyi planlıyoruz. Ekstra bir haber gelmezse. Diğer tarafta oluşan bayrak formasyonumuz da devam ediyor. Bu bayrak formasyonu 570 dolarlara kadar işaret ediyor ki bu günlük ve 4 saatlik grafikte de çıktığını söyleyebilirim. O yüzden şimdilik her şey Ethereum tarafında yavaş da gitse iyi gidiyor. Bizim için olan geç olsun güç olmasın derler ya. Aynı şekilde o. O yüzden yükseliş kanalımız devam ettiği müddetçe şimdilik yukarıda 490 direncimiz. Bu haberlerin toparlanmasıyla yatırımcı endişelerinin 2.0 güncellemesine yönelik endişelerin biraz daha azalmasıyla 490'ı kırıp ilk olarak haftalık dipte geçen yayınlarımızda bahsettiğimiz 530 ardından da bayrak formasyonu 570'leri görmeyi umuyoruz. Ethereum'da bir miktar daha pozitif taraftayım diyorsun. Bitcoin'i konuşacağız ama öncesinde Twitter handle grafiğimiz var. Evet. Bir de o grafiğimizi alalım ekranlara. Bitcoin'le ilgili çünkü çok fazla soru geliyor hem YouTube'dan hem de Twitter'dan. Ona en son değineceğiz. Bu Chainlink. Bir diğer grafik. Tweet'imiz vardı bir tane. Evet, bir diğer grafiğimizi rica edeceğim. Evet, şimdi Bitcoin'de hodl edilen dediğimiz bir terim var. Bu terimi de yavaş yavaş izleyicilerimize alıştırmak isterim. Şöyle söylemek gerekirse, eskiden beri iç elinde tutanlara hold etmek, yani İngilizce'de hold etmek, tutmak. Sonra bu klavyede hodl olarak yanlışlıkla gidiyor, ismi de hodl olarak kalıyor. Dolayısıyla elinde Bitcoin tutan yatırımcılar
17 bin hatta 18.600 dolarları görünce bir anda ellerindeki miktarı muhtemelen bir kar realizasyonuna verdiler. O yüzden Bitcoin tutanların, uzun dönem Bitcoin tutanların oranına yani baktığımız zaman, bu coin miktarına baktığımız zaman 4 ayın en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Buradan da Bitcoin grafiğine geçmek isterim ki zaten 18.600'leri gördük, hemen geri çekildik. Piyasa burada kar realizasyonuna gitmiş dedik. Diğer bir Bitcoin grafiğimiz. Bir grafiğimiz daha var. Mesela şunu da sormak istiyorum. Mesela Serdar Bey'in sorusu, Bitcoin 20 bin doları gördüğünde tabii ki baktığımızda aslında Ethereum 1400 dolarlardaydı. Bitcoin makası kapatmaya giderken Ethereum bu makası kapatacak mı diye bir diğer grafiğimizi rica edeceğim. Evet, bu Chainlink grafiğimiz. Evet, tam olarak bu. Ne dersin, bu makas kapanır mı? Tekrar ben soruyorum, grafiğe bakıyordum o sırada. Tamam, soruyu beni dinlememiş. O yüzden soruyu bir kez daha soruyorum. Serdar Bey sorar, şimdi biliyoruz ki Bitcoin'in tarihi fiyatı 20 bin dolarlar. Evet. Ve buradaki makas çok az kaldı. Yani Bitcoin burada makası kapattı. 20 bin dolar makası. Evet. Ama diğer taraftan şimdi Ethereum'a baktığımızda buradaki makas birazcık daha açık. Bitcoin bir fiyatlardayken Ethereum 1400 dolarlardaydı. Şu an hani Ethereum daha iskontolu değil mi? Bu makas kapanır mı Bitcoin ve Ethereum arasındaki makas diye sorar. Yani şimdi tabii tarihi zirvelerden yola çıkarsak bu da farklı bir bakış açısı. Ama Bitcoin ne zamandan beri bu piyasada, Ethereum ne zamandan beri bu piyasada, buna bakmak lazım. Neticede piyasanın %70'ini Bitcoin domine ediyor. Hatta bugünkü rakamlarla %69 oldu piyasa dominansı. Coin 360 verilerine göre. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Bitcoin'in piyasa dominansının %70'e çıkması bize Ethereum ve diğer altcoin'lerin daha sezonunun başlamadığını aslında bizlere söylüyor. Veyahut da bu sezon henüz başlamadığı için Bitcoin piyasayı domine ediyor ve olay tamamen Bitcoin'in 18 bin dolarlarda gezinmesine neden oluyor. O yüzden henüz daha bir altcoin sezonu başlamadığı için Bitcoin belki biraz daha gidebilir. O nedenle Ethereum için şu 2.0 güncellemesine geçmemiz gerekiyor. Ardından yeni rekorları konuşabilmemiz için biraz daha tıpkı Bitcoin'in 2008'den bu yana olan serüveni gibi biraz daha belki de vakit geçirmesi gerekiyor. Tabii bu 12 seneden bahsetmiyorum tabii, ama en azından 2.0 güncellemesine geçmesi, oradaki teknolojisiyle ben buradayım demesi ve genele yayılması Bitcoin'den bu pasta payını alması gerekiyor. Şimdi Bitcoin'de de durum aslında 18.600'lere kadar geldik. Zirvemiz şurası. Hı hı. Ve arada evet ufak bir makas kaldı. Ve dediğim gibi kurumsalların da yardımıyla biz Bitcoin'de çok hızlı bir şekilde yükselmiş olduk. Ve artı şunu söylemek gerekirse, şu kanalı kırdık ama ben şu sıra Bitcoin'e teknik analizle bakma görüşüne biraz uzağım. Çünkü niye? Az evvel en başta bahsettiğim FOMO dediğim, hatta FOBI'den aklımıza gelsin dediğim insanlar şu 8 haftalık yükselişi görünce ben acaba bu seni kaçırıyor muyum diye bir anda buraya bir saldırı oldu. Bu sefer hücum saldırı var. Hacklenmek değil, insanlar tarafından oldu. O yüzden buradaki teknik analiz kuralları çok fazla işlemedi. Çok hızlı bir şekilde bu kanalımızı kırdık. Bir önceki Şubat, Ocak 2018 tepemiz olan 17.200'ün üzerine çıktık. Şimdi tam olarak burada tutunmaya devam ediyoruz. Bundan sonra biraz daha dengelenme içerisine girebiliriz diye umuyoruz. Çünkü piyasaya bir düzeltme gelse eminim ki daha fazla rahatlayacak. Bu sefer 20 bin hakkında daha fazla emin olacağız. Şu anki durumda 17.200 ve 16.400 şu seviyeler olmak üzere buralar doğru bir geri çekilme, tekrardan bir tepkiyle karşılaşabilir. Ama dediğim gibi bir düzeltme gelirse daha da rahatlayacak. Daha da sağlıklı olabilir diyorsun. Vaktimizin sonuna geldik ama bir grafiğimiz daha var. Ben onu da rica edeceğim. Kısa da olsa onun da üzerinden geçelim. Chainlink grafiğimiz, son grafiğimiz beste. Bunu bizim yayınlarımızdan sonra çok soruyorlar Perihan bize. Yani linki niye yorumlamadınız diye. Ben de kırmamak adına ve bir vaktim kalırsa getirmek istedim. Şimdi Chainlink de bir yükseliş kanalı yine söz konusu. Ve Kasım başından bu yana kendisini bir yükseliş trendi çizdi. Ve bu kanalın neresindeyiz diye baktığımız zaman orta
üst bandında geziniyoruz Chainlink'te. Ve şunu da söylemek gerekirse, şuralar 12.90 seviyeleri. 12.90, 12.60 aralığında bir konsolidasyon bölgemiz var. Yani buraya doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir. Ama buradan vermiş olduğu tepki 14'lere kadar da yolu var diyebiliriz. O yüzden Chainlink'te biraz yavaş kaldık. Az evvel Bitcoin'de örnek verdiğim altcoin sezonunun henüz daha başlamaması yüzünden. Ama bu yükselişin devamında Chainlink'i 14-15 dolar civarına doğru hareketlenmesi potansiyeli var diyebiliriz. Evet, Ripple soranlar var. Süremizin sonuna gelmiş olduk ama o zaman Beste ile hemen sözümüzü verelim. Bir sonraki programda da Beste Ripple konusunda da birazcık değinmiş oluruz. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum Beste. Şimdi kripto para programımızın sonuna geldik ama yarın yine aynı saatte sizlerleyiz efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.